Herkese merhaba. Anne baba kalıplarıyla alakalı videolarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar yapılan videolarda özellikle anne babadan gelen kalıplarımızı, otomatik davranışlarımızı nasıl bulacağımıza dair fikirler vermeye çalıştım. Peki bulduk, şimdi ne olacak? Burada en önemli anlamamız gereken şey, bizim bilinçaltımız 0-6 yaş arasında kendi kimliğini oluştururken, doğruları kaydederken İki yolla bunları yapar. Bir deneyim, iki modelleme. Şimdi deneyimi düşündüğümüz zaman anne peşinizde, siz koşmaya başlıyorsunuz. Anne aman oğlum yapma, aman kızım oraya dokunma şeklinde kendi doğrularıyla yönlendirme yapıyor. Yani aslında deneyim dediğimiz kısımda çok açık, çok rahat bir biçimde kendimizi bulmak için hayatı deneyimlemek istesek bile bunu pek yapabildiğimiz söylenemez. Ancak bu konuda çok bilgili ebeveynler varsa çocuğu çok daha rahat bırakıp kendi doğrularını bulması için sadece ve sadece rehberlik yapma kısmında durmayı başarabiliyorlar. İkincisi ise modelleme. Modelleme dediğimiz şey bir kişinin davranışına bakarak onun güvenli bulduğumuz, doğru bulduğumuz davranışını kendimize kopyalamak. Şimdi baktığımız zaman bizim ihtiyaçlarımızı kim karşılıyor? Anne karşılıyor, baba karşılıyor. Bizim için en güvenilir kim? Anne, baba. Çocuk bir şey olduğunda kime ağlayarak gidiyor? İlk sarıldığı kim oluyor? Anne, baba. Şimdi bu durumda kimi modelleyecek? Anne ve babayı modelleyecek. Yani biz istesek de istemesek de aldığımız ve ben diye oluşturduğumuz davranışların çoğu zaten anne ve babadan geliyor. Bunun içerisinde bizim özgün kimliğimizi bulmamız, kendi hayallerimizi bulmamız çok da kolay bir şey değil. O yüzden lütfen videolardan öğrendiğiniz kadarıyla, başka kaynaklardan öğrendiğiniz kadarıyla kendinizi gözleyerek burada ben dediğiniz davranışları önce bir tespit edin. Bunların anne ve babayla olan benzerlikleri veya onların söyledikleri bir cümleden, bir doğrudan ne kadar aralarında bağ olduğunu bulun. Yani mesela babanız diyordur ki işte elektronik mühendisliği mükemmel, çok seviyorum oğlum ya, geleceğin mesleği. Elektronik mühendisliğine veya benzer meslek gruplarına mı yöneldiniz? Bakın yine onların doğrularıyla bir seçim yapıyorsunuz. Çünkü hayat dışarıda zor ve güvenli olan şey bu doğrulara doğru gidersek işimiz kolaylaşıyor, harcadığımız enerji kolaylaşıyor. Şimdi bulduğumuz şeyler, eğer bizim gerçekten bu yaşamda tatmin alıyorsak, herhangi bir şekilde zihnimizde bir sorgu yoksa, herhangi bir şey değiştirmemize gerek yok. Ama bizim tatmin duygumuzda bir sıkıntı varsa, içeride bir sıkışmışlık hissediyorsak, bir şeyleri yapmak istiyoruz ama ne yapmak istediğimizi bile bulamıyorsak, burada değişmemiz gereken bir noktaya gelmişiz demektir. Kaygımız varsa, anksiyetemiz varsa, bütün bunlar bizim kendimizle alakalı bir yolculuğa çıkmamız gerektiğini gösterir. Şimdi bu maddeleri bulduk. Bu maddeleri koyduktan sonra tek tek düşünmemiz gerekiyor. Ben çocukken, özellikle 4-5 yaşınızı hatırlayabiliyorsanız, annenize de sorabilirsiniz. Nasıl bir çocuktum? Hareketli miydim? Ne oynamaktan zevk alıyordum? Huylarım nelerdi? Birazcık en azından fikir edinebilirsiniz. Ve sonra da şuna dikkat etmenizi istiyorum. Hani böyle hep deriz ya, birilerini gözlediğimiz zaman millet yaşıyor ya. Ya adamlara bak, ne kadar iyi yaşıyorlar. Ya da işte mesela Avrupalılar için çok sık söylediğimiz bir şey vardır. 70-80 yaşındayken bile dünyayı gezebiliyorlar, gayet dinçler, hayatın tadını çıkartıyorlar. Ve hep şey deriz, ya işte onlarda ekonomik kriz yok, bundan kaynaklı. Evet, hayat şartları bizden çok daha farklı. Ama bu hayat şartlarının getirdiğinin aslında onlara bir maddi anlamda bir konforun ötesinde gelen şey aslında tümüyle bir yaşam bilgeliği. Neden derseniz o konfor bir şekilde kendilerini bulmaya, daha fazla kendileriyle alakalı, gelecekle alakalı
daha kendi istedikleri yönde yatırım yapabilme şansı veriyor. Çocuk yaştan itibaren spora başlıyorlar. Çocuk yaştan itibaren hayallerini olabilir diye düzenliyorlar. Şimdi bizim ülkemizin yaşam şartları, kültür şartları, aile şartları belli. Ama bu bizim bir şeyleri istediğimiz gibi yaşamayacağımız anlamına kesinlikle gelmiyor. O yüzden öncelikle bize güzel gelen, özendiğimiz, onu deneyimlediğimiz zaman bir sohbet olsun, herhangi bir film karesi olsun, dış dünyada karşılaştığımız biri olsun, huzur hissettiren, mutlu hissettiren, bir farklı bir duygu hissettiren duyguları da bir kenara yazın. İşte yeniden modelleme yapmanızı istiyorum. Demiştim ya, küçük yaşlarda çocuklarla alakalı anne ve babayı modelliyorlar diye. Aynı şekilde burada bilinçli bir şekilde nereye gideceğimizi, aslında daha ait olduğumuz yerle alakalı kendimize daha yakın hissettiğimiz ya da onun yaşamını içimizde hissettiğimiz zaman güzel bir duygunun oluştuğu, bir huzur hissettiğimiz, bir serotonin salındığını hissettiğimiz yaşam parçalarının içindeki kişilerin davranışlarını, seçimlerini, duruşlarını modellemenizi istiyorum. Yaşamınızda nasıl adapte edebileceğinizi düşünmenizi istiyorum. Yolculuğunuza başlamak için güzel bir gün. Görüşmek üzere.